Değerli konuklar, öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 8.sini gerçekleştireceğimiz birbirinden değerli melek yatırımcılarımızın ilginç fikirli startup girişimcileriyle buluşturduğumuz Ankara Startup Zirvemizde başta Genç Girişimciler Kulübü olarak sizleri burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Ben Kurnia. Bugün sizler için sunuculuk yapmak benim için bir onurdur. Bir başlangıç yapmak istiyorum. Esin İmer, Fransa merkezli paylaşım ekonomisinin yükselen startup'ı BlaBlaCar'ın Türkiye suyusu. Genç ve girişimci olmanın verdiği dinamizmle dolu. Bence sözü daha fazla uzatmaya gerek kalmadan BlaBlaCar'ın Türkiye suyusu Esin İmer'i Startup Challenge'ları başlıklı konuşmasını yapmak için buraya davet etmek istiyorum. Merhabalar, hoş geldiniz hepiniz. Dün galiba Bilkent'in Mayıs Festivali varmış ama artık herkes yorgunluğunu attı ve enerjik bir şekilde burada diye ummak istiyorum. Çok teşekkürler bizi de buraya davet ettiğiniz için. Ben BlaBlaCar'ın Kasım ayından beri Türkiye'deki ülke müdürlüğü görevini yapıyorum. Bugün de birazcık aslında çok değerli girişim fikirleri ve girişimciler var odada. Onlara birazcık aslında BlaBlaCar'ın geçtiği adımları anlatmak istiyoruz. Şu anda hani 19 ülkede var olan bir startup ama belli başlı zorlukları yaptık. Birazcık hani sizin kendi girişimlerinizde de ışık tutmasını umut ediyoruz. BlaBlaCar'ı duymayan var mı? Duymayan yok. İnanılmaz bir kitleye konuşuyorum şu an. Deneyen var mı aranızda? Teşekkür ederiz. Size birazcık aslında bir kullanıcının gözünden BlaBlaCar'ı anlatacağım. O yüzden kısa bir video ile başlıyor olacağız. İsmim Duhan. Üniversiteye başlamadan önce Bursa'da ailemle beraber yaşıyordum. Şimdi Kocaeli'nde üniversite öğrencisiyim. Tabii öğrencilik hayatı kolay değil. İnsan evini özlüyor. Bir de ailemin tek çocuğuyum. Onlar için de zor bir ayrılık. Mesela annem. Her hafta sonu beni Bursa'ya çağırıyor. Ama öğrenci bütçesiyle seyahat etmek zor. Bence tek başına yolculuk da sıkıcı. Bir gün ev arkadaşım bahsetti BlaBlaCar'dan. Resmen seyahat etme alışkanlığım değişti. Artık bizimkileri daha fazla görebiliyorum. En çok da annem sevindi bu işe. BlaBlaCar öğrenci için çok iyi bir uygulama. Hem daha ucuza seyahat ediyorum hem de yeni insanlarla tanışıyorum. Yolculuğun en güzel kısmı da çok özlediğim aileme ve annemin yemeklerine kavuşmak.
geliştiriyoruz. Böylece tüm dünyada ülkelere gittiğimizde birazcık daha kolay söyleyeceğim ve anlatacağım bir isim olsun diye. İş modeli, ben hani girişimlere baktığımızda en önemli şeylerden bir tanesi. Gerçekten çalışan bir iş modelini bulmak oldukça zor ve bunun için birçok deneme yanılma yapmanız gerekebiliyor. Bizim için de bu böyle oldu. İlk başta başladığımızda B2B platformu olarak başladık. İşte farklı şirketlere yolculuk paylaşımıyla alakalı platformlar sunduk. Ama baktık ki bu aslında çalışmadı ve bizim için birazcık daha son tüketiciyle alakalı. Sonrasında reklam dosyalarını denedik. Hani birçok şirketin yaptığı bir şey, reklam alanı açıyorsunuz. Ama birazcık ürünün kalite ağrısını azalttığı için bundan da vazgeçtik. Sonra yine birçok şirkette görebileceğiniz ücretli ve ücretsiz versiyonlarını yapmaya başladık. Böylece ürünün ücretli versiyonuyla daha farklı şeyler sunup, ücretsizliğinde daha farklı şeyler sunduk. Ama burada da birazcık hani hizmetin kalitesini yine olumsuz etkilediği için bundan da vazgeçtik. Gördüğünüz gibi şu an sadece Slack'ta 3 tane deneme var ki daha devam ediyor. Mercy sistemi denen bir şey yaptık. Sürücülere özel bir telefon numarası atayarak insanlara iletişime geçsin dedik. Yine hem ihtiyaçları karşılamadı hem de çok daha komplike hale getirdik işin içi. Ayrı ücrete geçelim dedik ama şehirler arası bir platform sunduğumuz zaman belki insanlar bunu zaten bir kere kullanacak. Çünkü çok fazla sık seyahat etmiyor olabilirler. O yüzden de bu daha sık kullanmayan kesme adil olmadığını düşünerek bununla da vazgeçtik. Dolayısıyla 5 tane deneme sonunda aslında şu an günümüzde çalışan sisteme geldik. Bu da bazı ülkelerde şu an artık olan bir şey. Online rezervasyon dediğimiz sistem. Şu anda Fransa, İspanya ve Portekiz'de var. Siz aynı yere gitmek istediğiniz sürücüyü bulduğunuzda aslında onun koltuğunu online olarak rezerve ediyorsunuz. Ve bu şekilde hem son dakika iptalleri birazcık önüne geçmiş olduk. Hem işte sıklığa göre herkese adil bir kullanım sunulmuş olduk. Ve şu anda da tüm ülkelerde farklı versiyonlarla tamamen online rezervasyon üzerine ilerliyoruz. Peki perde arkası neler? Yani aslında iş modelini bulduk ama arkada birçok farklı şey var. Özellikle de Fransa'da başlayıp dünyanın diğer yerlerine açılıyorsanız dikkat etmeniz gereken çok fazla nokta var. Peki. Geleneksel iş yapısına baktığınız zaman aslında uygulanabilir bir düşünce buluyorsunuz, bir fikir ortaya çıkıyor. Sonrasında şirketi kâra geçirmek ve sonrasında da uluslararası yayılmak var aslında bu geleneksel modelde. Biz bunun ikinci ve üçüncü aşamalarını değiştirdik ve ne yaptık? Önce uygulanabilir bir fikrimiz olduğunu kanıtladık. Daha sonrasında biz uluslararası açılmaya geçtik. Yani şu an 19 ülkeye geldik. Ve kâr etmeyi de üçüncü adım olarak bıraktık. Şu an baktığınızda çok kâr eden bir şirket değil, hatta kâr eden bir şirket değiliz. Ama bu büyümede, büyüme ve dünyaya biz bu fikri uygulayabiliriz dediğimiz noktada aslında çok fazla yatırım alma şansımız oldu. En son yatırımı 2014 yılında 100 milyon dolar olarak aldık ve şu anda o finansmanla aslında diğer ülkelerin büyümesini sağlıyoruz. Dediğim gibi sadece şu an 3 ülkede online rezervasyon ve yolcudan alınan komisyon var. Onun dışında mesela Türkiye'de şu anda biz para kazanmıyoruz. Tamamen topluluğu oluşturma amacıyla ilerliyoruz. Ve geçen seneki yatırımdan gelen o finansmanla yeni açtığımız her ülkeyi bu şekilde büyütüyoruz. Pazarı analiz etmek çok çok önemli. Bunu tabii ki farklı fikirlerde ve farklı işlerde daha farklı şekillerde yapacaksınız. Bizde önemli olan neydi? Birincisi benzin fiyatları. Bu aynı zamanda bütün bunlar Türkiye'ye neden girdiğimizi de çok net gösteren kriterler. Seyahat etme maliyetlerine bakıyorsunuz. İşte uçaklar, trenler, otobüsler gibi. Türkiye'de mesela otobüs çok tercih ediliyor ama yurt dışına baktığınızda özellikle Avrupa'da tren kullanımı çok fazla. Ama o hızlı trenlere baktığınızda maliyetleri de çok çok yüksek. Yaş çok önemli. Biliyorsunuz çok genç bir nüfusumuz var. Hem daha paylaşımcı, daha yeniliklere açık ve aynı zamanda da ilerinin tüketicisi olacak genç yaşta insanlar. Karayolu altyapısı yine önemli şeylerden bir tanesi. Hani birazcık daha otobüslerin veya trenlerin girmediği yerler varsa biz bunlara BlaBlaCar'la gidişi sağlayabiliriz diye düşünüyoruz. İnternet bağlantı oranı ve aslında sosyallik en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü baktığınızda bizim ürünümüzde şu an Türkiye'de sadece Facebook'la giriş yapabiliyorsunuz. Ve Facebook hesabı Türkiye'ye baktığınızda yine inanılmaz fazla. Neredeyse 40 milyona yaklaşıyor şu an kullanıcısı. Dolayısıyla bu bizim için yine Türkiye'de en önemli kriterlerden bir tanesiydi. Yaratıcılık kısmına geçtiğimizde demin bahsettim. Özellikle birden fazla ülkeye gidecekseniz hani bir takım marka ismi üzerine çok fazla beyin fırtınası yapmanız gerekiyor. Bugünkü girişimlerde de hatta demin
konuşma şansımız oldu. İlk Fransız isim şu an Türkiye'de hiçbir şey ifade etmeyecekti. İnsanlar belki söyleyemeye bile olacaktı. Ama BlaBlaCar dediğinizde daha insanların aklında yer edinme şansınız var. Bilmeyenler için aslında şirketin ismi şuradan geliyor. Siz BlaBlaCar'a kayıt yaptırdığınızda konuşkanlık seviyenizi belirliyorsunuz. Özellikle uzun yol olduğunu düşünürseniz hani 5 saat hiç konuşmayan biriyle mi seyahat etmek istersiniz? Veya işte çok konuşan biriyseniz çok konuşan biriyle mi? Dolayısıyla herkes kayıt aşamasında konuşkanlığını belirliyor. Yani ben konuşmaya doyamıyorum diyorsam BlaBlaBla olarak seçiyorum kendimi. Ya ben konuşmayacağım, bana dokunmayın, ben kitabımı okuyacağım, kulaklığımı takıp diyorsam kendimi Bla olarak seçiyorum. Şirketin ismi de aslında buradan geliyor. İlginç bir veri, Türkiye'de şu an baktığımızda verilere üyelerin %99'u BlaBla ve üstü olarak tanımlıyor kendini. Dolayısıyla bayağı konuşkan bir şekilde geçiyor seyahatlerimiz. Biz de kendi seyahatlerimizde bunu deneyimliyoruz gerçekten. Arada böyle bir suskunluk olduğunda hadi ne konu bulsak ve konuşsak diye tekrar aklımızda fikirler dönüyor. Bizim büyüme stratejimizde 3 tane farklı alternatif var ve her farklı ülkede aslında bunlardan bir tanesini yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi Türkçeleştiremedim ve biraz bize özel bir şey. Acquire dediğimiz bir strateji. En son mesela Meksika'da bunu yaptık. Zaten o ülkede benzer bir işi yapan şirketi bulup veya aynı işi yapan şirketleri bulup o yetenekleri kendi bünyemize katıyoruz. Meksika'da mesela Rides isimli bir şirket zaten bu yolculuk paylaşımını yapıyordu. Dolayısıyla şu an o ekip BlaBlaCar ekibi olarak ve bütün ismi de değiştirerek Meksika'daki faaliyetleri yürütüyor. İkincisi merkez ofisten yerel ofislere bir takım insanlar atayabiliyoruz. Çünkü merkez ofiste çok fazla birikmiş bilgi var. Birçok ülkeden gelen işte 2009'dan beri başladığını düşünürseniz 6 senelik bir bilgi birikimi var. Dolayısıyla oradaki ekiplerden yararlanarak lokal ekipleri büyütebiliyorlar. Üçüncüsüne baktığımızda ki bu Türkiye'deki stratejiydi, aslında yerel olarak yeteneklere bakıp bir şekilde Türkiye lokal ekibini beraber kuruyor oluyoruz. Burada da aslında çok değerli ekipten iki arkadaşım var. İpek iletişim müdürümüz ve Vefa da pazarlama müdür yardımcımız. Şu an 5 kişilik küçük bir ekibiz Türkiye'de ama hızla büyüyoruz ve iyi ki de bu stratejiyi seçmişiz. Çünkü gerçekten hem BlaBlaCar ruhunu çok iyi yansıtan hem de çok iyi sahiplenen bir ekip olduk. Nasıl'a geldiğimizde projeyi hayata geçirmek için özellikle bizim için birkaç tane adım var. Bu bence bütün girişimler için önemli olan bir şey. Kolay kullanılabilen bir arayüz ve kolay kullanılabilen bir ürün sunmanız gerekiyor. Çünkü insanlar gerçekten özellikle mobili düşündüğünüzde artık işte basayım veya yana kaydırayım noktasında işte bir şeyler yazmasını beklemek, 10 tane adımda işlemi gerçekleştirmesini beklemek çok mümkün değil. İkincisi destek mekanizması. Biz birazcık daha platform olarak düşündüğünüzde işte bir sorunum olduğunda kime ulaşacağım gibi sorular geliyor. Dolayısıyla da bir üye ilişkileri ekibimiz var. 7 gün boyunca herhangi bir sorun olması durumunda destek veriyor. Ve güven bizim için olmazsa olmaz. Eminim odadaki birçoğunuzun da aklındaki soru işareti olabilir. Konuştuğumuzda da hep bize gelen sorulardan bir tanesi. Sadece Türkiye'ye özgü değil, yeni girdiğimiz her pazarda bu güveni nasıl sağlıyorsunuz sorusu var. Bunu da tamamen aslında kendi içimizde oluşturduğumuz bir modelle sağlıyoruz. Yine isimleri İngilizce bıraktım çünkü bu başlıklara baktığınızda Dreams modeli olarak kullanıyoruz. Birincisi sizin platformda kendi deklare ettiğiniz bir kimliğiniz var. İşte ben Deniz 26 yaşındayım, işte öğrenciyim veya şurada çalışıyorum. Genellikle şu amaçla seyahat ediyorum diye. İkincisi paylaşım ekonomisinin olmazsa olmazı puanlamalar ve yorumlar. Ben dün mesela biriyle seyahat ettim. İşte hem kendisinin kullanım becerilerini yapabilirim. İşte sürücü olarak iyi mi kullanıyordu, güvenli mi kullanıyordu? Veya yolculuğun nasıl geçtiğiyle ilgili yorum bırakabilirim ve kendisini puanlayabilirim. Ve ertesi gün herhangi biriniz o sürücüye baktığında güzel bir puanlama almış. Daha önce insanlar bu kişiyle seyahat etmiş. O zaman ben de güvenebilirim diyorsunuz. Üçüncüsü sürücü ve yolcu arasında iletişime geçtikten sonra bir taahhüt oluşuyor aslında sözlü olarak baktığınızda. İşte ben şuradan kalkacağım, şu saatte kalkacağım, beraber gidebiliriz gibi aslında iletişime geçiyorsunuz öncesinde. Aktiflik çok önemli bir şey. Genelde mesela insanlar bize diyor ki ben mesaj attım, geri dönüş yapmıyor. O yüzden de aslında sitede insanların ne zaman çevrim içi en son girdiğini gösteren bir yer var. Eğer kişi işte Kasım'da üye olmuş ve bir daha platforma hiç girmemişse belki de hani sizin mesajınızı görme olasılığı daha az. Veya mesajına cevap verme oranları var. Eğer %100 olan birini bulursanız bu demektir ki her gelen mesaja cevap veren bir kişi.
Moderasyon var. Girdiğiniz zaman hem e-mail adresinizi hem cep telefon numaranızı doğrulatabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda Facebook'la giriş yaptığınız için Facebook'ta kaç arkadaşınız olduğunu diğer insanlar görebiliyor. Özellikle Facebook'ta 500 arkadaşı varsa biliyorsunuz ki hani gerçekten bu kişi biraz daha güvenilir olabilir. Bu da Facebook tarafı zaten. Türkiye'de sadece Facebook hesabınıza giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi zorluklar çok karşımıza çıkıyor. Halen evet çok başarılıyız işte 100 milyon dolarlık yatırım aldık vesaire ama hiçbir zaman bitmiyor. Çünkü o başarıyı devam ettirmeniz, farklı ülkelerde o başarıyı tekrar kanıtlamanız lazım. Ve 19 ülkeye yayıldığınızda aslında şirket kültürünü de çok iyi bir şekilde oturtmanız lazım ki her yeni açıldığınız ofiste o kültürü herkes hissedebilsin. Bu yüzden de biz BlaBlaCar değerleri dediğimiz farklı değerler oluşturduk ve aslında hepsi de girişimlerin karşılaşabileceği zorluklara cevap vermesi amacıyla oluşturuldu. İnovasyon olmazsa olmaz. Yani siz bir ürün çıkarttınız ve onu hiç değiştirmeden devam ediyorsanız yarın bir gün çok arkanızdaki bir rakip çok daha güzel ve inova ettiği bir ürünle gelip çok önünüze geçebilir. Dolayısıyla her zaman bu inovasyonu kalbinde tutmak gerekiyor işin. Fikirler çok önemli dedik. Tutkulu bir ekibiz ve aslında da inova ediyoruz. Dolayısıyla yenilik bizim için çok önemli. Bunu hatırlayanınız var mıdır bilmiyorum. Çok genç bir kitle var ama MacGyver dediğimiz aslında sürekli farklı zorluklarla karşılaşan ve işte o zorluğu ne yapsam diyerek kendi yaptığı şeylerle aşmaya çalışan çok ünlü bir dizi kahramanıydı. Biz de aynı şeyi düşünüyoruz. Yani bir fikrimiz çıktı, onu yaptık ve aynı zamanda onu kullanıyoruz. Dolayısıyla hani BlaBlaCar çalışanlarına baktığınızda herkes aktif birer BlaBlaCar kullanıcısı aynı zamanda. Çünkü orada kişilerle sohbet etmek, o geri bildirimleri alıyor olmak ve sonradan onu tekrar belki de ürüne entegre ediyor olmak bizim için çok çok önemli. Büyüme tarafı özellikle de hani birden fazla pazara açılmak istiyorsanız önemli olan bir şey. Bu ben mesela görüşme yaptığım zaman şirkete girerken söyledikleri şeylerden bir tanesiydi. Treni her zaman yayda tutmak, rayların üzerinde tutmak çok mümkün olmayacak. Önemli olan tren raydan çıktıktan sonra onu ne kadar kısa sürede tekrar raylara götürebildiğiniz demişlerdi. Ve şirketin kültürünün bu olması beni çok etkilemişti. Hataya açık olmak ve hatadan öğrenen bir kültür bence çalışanlar için çok çok güzel bir şey. Çünkü hata yapmaktan korkmayıp aslında yenilikçi olup fikirler deneyip ama bunlardan tabii ki öğrenip bir şekilde onu başarıya dökmek çok önemli bir şey. Bu biraz yine bizim şirkete özgü bir şey ama doğru işareti bul demek aslında biraz hedeflerinizi belirlerken ne anlamda hedefler belirlediğinizle alakalı. Vanity dediğimiz şey de mesela bizim için önemli olan şeylerden bir tanesi kaç tane üyemiz olduğu. Ama aslında kaç tane üyemizin olduğu ve üyelerimizin artıyor olması bizim için yeterli bir şey değil. Bir sonraki aşamada baktığımız şey bu üyeler mesela en son noktaya geldiğinde sürücü ve yolcu oranı birbirine denk mi? Yani ben ilan veriyorsam ama yolcu bulamıyorsam memnuniyetsiz bir sürücü olacağım. Aynı şekilde sürekli gitmek istediğim bir rota varsa ama orada sürücü bulamıyorsam memnuniyetsiz bir yolcu olacağım. Dolayısıyla bunun dengesi mesela bizim için en son noktada reality dediğimiz kısım. Bunu sağlayabiliyorsak gerçekten başarılı olmuşuz demektir. Bu bence hani açıklamama bile gerek yok. Hani girişimin olmazsa olmazı. 6 sene bekleyecek bir şey bence lüks artık çok fazla yok. Dolayısıyla fikri bulduğunuz anda bir şekilde gerçekleştiriyor olmanız gerekiyor. Google'ın senelerdir yaptığı şey beta olarak ürünleri sunuyor olmak ve ondan sonrasında gelen kullanıcı geri bildirimleriyle bunları yeniliyor olmak. Biz de aynı şeyi yapıyoruz. Hani daha hızlı bir şekilde insanlara ulaşmak gerekiyor çünkü artık. Hiçbir zaman varsayımlar üzerine yapmayın. Gerçekten doğruları bulun diyoruz. Biz çok performans odaklı bir şirketiz ve çok fazla rakamlarla aslında ilerliyoruz. Dolayısıyla yaptığımız bütün yani pazarlama faaliyetlerinden tutun da işte sponsorluklara kadar her şeyi ölçümlüyoruz. Çünkü bu bize çok büyük etki getirir demek çok büyük bir varsayım ama altını dolduramadığınız sürece çok fazla aslında yatırım yapmadığımız bir şey olarak kalıyor. Senkronize olmak özellikle yine bahsettim 19 ülkeyseniz çok çok önemli bir hale geliyor. Güven bizim için çok çok önemli. O yüzden mesela yeni açıldığımız pazarlar birazcık daha Avrupa'dan farklı olduğu için hani bu pazarlara özgü neler yapabiliriz? Ürüne eklemeler yapabilir miyiz? Hani bu güveni nasıl insanlara daha fazla yayarız diye sürekli çalışma halindeyiz.
bu en büyük mottolardan bir tanesi. Daha fazla paylaşın ve daha fazla öğrenin. Bu herhangi bir pazardaki çok ufak bir Facebook kampanyasında elde ettikleri başarı da olabilir. Ama bütün ülkelere bunu yaydığınızda çok büyük bir başarı oluyor. Dolayısıyla çok açık bir kültürümüz var mesela şirket olarak. Herkes yaptığı başarıları aslında yazıp diğer ülkelerle paylaşıyor. Çok Türkçe bir ifade söyleyeceğim ama aslında üyemiz bizim veli nimetimizdir. Üyemiz bizim her şeyimiz gerçekten. Çünkü onlarsız zaten bizim platformumuz hiçbir anlam ifade etmiyor. O yüzden diğer mesela şirketlerden birazcık daha farklı olarak bize bir topluluk müdürü var. Topluluk müdürü dediğimiz aslında sadece online olarak işte Facebook'ta, Twitter'da gelen soruları cevaplamak değil, birebir fiziksel olarak bu topluluklarla buluşuyoruz. Blabla Time adını verdiğimiz, üyelerimizle bir araya geldiğimiz şeyler var, organizasyonlar. Gerçekten geri bildirimlerini almak ve onları birazcık daha topluluğun bir parçası olarak hissettirmek buradaki amacımız. Hatta Ağustos ayında Ankara'da bir tane de düzenliyor olacağız. Blabla Tur adını verdiğimiz bir şekilde birkaç tane şehri geziyor olacağız. Tam tarihini de zaten paylaşıyor olacağız sonrasında. Bunu da hatırlayanınız vardır tabii ki, A takımı. Fun and Serious dediğimiz şey aslında yaptığımız iş çok ciddi bir iş ama bunu yaparken çok da büyük keyif alıyoruz. Çünkü işte bir yolculuk paylaştığınızda o işin çok aslında eğlenceli tarafı ve bu dengeyi de çok iyi sağlamaya çalışıyoruz bir şirket olarak. Çoğunlukla karşılaştığımız zorluklar bunlardı. Umarım size de biraz ışık tutmuştur. Hani bizim geçtiğimiz yol tabii ki aynı olmak zorunda değil ama genelde girişimlerin karşılaştığı şeyleri toparlamaya çalıştık. Bu da BlaBlaCar Türkiye ekibi. Hepimizin adına tekrar teşekkür ediyorum ve projesi olan arkadaşlara da çok büyük başarılar diliyorum. Teşekkürler. Son olarak dışarıda standımız var. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen uğrayın. Hatta ufak hediyelerimiz de var. Onları da almanızı isteriz. Esin Hanım'a yaptığı bu güzel konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Yatırımcılarımızın takdir edeceği gibi girişimcilik öyle bir yoldur ki yürüdükçe tecrübe edinilir. Sözde başarısızlık belki de en iyi tecrübedir. Şimdi sizlere ilk yatırımın yüksek miktarda olmasının girişimciler için dezavantajları teması kapsamında deneyimlerini aktarması için Namık Kural, Ömer Akarca ve Ozan Yerli beyefendileri ve moderatörümüz Alparslan Çelimli'yi takdim etmek istiyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Panel için ilginç bir konu belirledik. Aslında geçenlerde bu Silicon Valley diye bir dizi var. Orada da bu konu geçti. Çok ilgi çekici bulduk. Birçok insan şöyle düşünüyor. İşte girişimler için ilk yatırımın yüksek miktarda olması aslında bir itici güç oluşturabilir. Paradan zarar gelmez. Ama bunun farklı bir pencereden bakarsanız değerlenme işinizi koruyamayabilirsiniz. Bu konuyu işte Türkiye girişimcilik ekosisteminde tartışabilecek sayılı insanlardan üçü şu an yanımda. Önce kendilerini tanıtsınlar isterseniz. Ben ilk mikrofonu Connect to Me kurucusu ve CEO'su Ozan Yerli Bey'e veriyorum. Merhabalar. Ben Ozan Yerli. Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümünden mezunum. Daha sonra orada master yaptım. O sıralarda Connect to Me'yi kurdum. Connect to Me anonim iletişim sağlayan bir sosyal ağ. Şu anda 3,5 milyona yakın kullanıcısı var tüm dünya çapında. İşte daha geçen yılın sonlarında Amerika'dan 500 Startups'tan yatırım aldık. Daha sonra Türk yatırımcılar da yatırım turumuza katıldılar. Toplamda 2 milyon lira civarı bir yatırım aldık. Yazılım ekibimiz Türkiye'de şu anda. Amerika'da da marketing ve business development ile ilgili bir ekip kuruyoruz. Bu şekilde Türkiye'de ve dünya çapında büyümemizi devam ettiriyoruz. Merhaba. Çok ses çıktı. Ben Ömer Akarca. Galata İşmeleklerinden
Galata işmeliklerine bağlayayım. Ankaralıyım. Deden Kara Koleji mezunuyum. Varsa dediler aranızda. Ded mezunları. Yok. Vay bir tane oradan. Genelde daha çok olur ama neyse. Başkent Elektrik Elektronik mezunuyum. Mühendis kafasını seviyorum ama hayatımda mühendislik yapmadım. Amerika'da Chicago'da girişimcilik üzerine MBA yaptım. Girişimcilik danışmanlığı yaptım. Orada kendi ufak bir girişim tecrübem oldu. Türkiye'ye geldim. 2010 yılından beri aşağı yukarı melek yatırım yapıyorum. 2011'den beri Galata'dayım. Zaten 2012'de de dernek olarak, ağ olarak kurulduk. Bunun dışında 2013'te bir de Entrepreneurs Organization'ın Dünya Girişimciler Derneği Türkiye Şubesi'ni kurduk. Onun kurucularındanım. Galata İş Melekleri olarak şu ana kadar 17 galiba, 16 veya 17 yatırım yaptık. Açıklamadıklarımız olabilir. O yüzden rakam 16 mı 17 mi tam şey dediğim. 5 milyon lira şu ana kadar yatırım yapmışız toplam. İşte her sene aşağı yukarı 500 tane başvuru alıyoruz. 45 ila 50 tanesini dinliyoruz. 5 ila 10 tanesi yatırım potasına due diligence'a giriyor. Bundan genelde 2 ila 4 tanesi de yatırım alıyor. Amerika'daki istatistiklere benzer bir şekilde gidiyoruz. Benim diyeceklerim bu kadar. Merhaba, ben Namık Kural. Herhalde salondaki en yaşlı benimdir. Yatırımcılar adına olunca olabiliyor da gençleri görünce mutlu oluyorum. Ben 81 ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. 14 sene profesyonel çalıştım Koç grubunda, Arçelik. Sonra ayrıldım. Cortec diye bir yazılım firması kurmuştuk. Onu 2011'de sattık. Cortec kendi içinden birçok şirket kurdu. Çoğunu batırdık. Ama hepinizin duymuş olabileceği Maçkolik'tir. Sonra Maçkolik'i de sattık ve ben 2012-31 aralığında hür, hep kendime hür general diyorum, paramı aldım ve kenara çekildim. Tam o sırada bu melek yatırımcılık konusu aktüel olduğu için melek yatırımcılığa sardırdık. Ama Türkiye'de melek yatırım, yatırımcılık vesaire bence çok yerine oturmamış bir konsept. Çok rahatsız oldum. Ama bu arada iki tane yatırım yaptım. Diğer meleklerle beraber. İkisinde de lead investor rolü omzuma oturdu. Haftada 4 gün neredeyse o arkadaşlarla geçiyor. Çok zevk alıyorum. Bu arada işte TR Angels adı altında biz de bir melek grubu oluşturduk. Komşuyuz da zaten Galata'yla. Girişim fabrikasından yan yana iki odayız. Biz biraz daha yani her melek yatırım ağı biraz kendinden farklı. Girişte böyle bahsediyor olduk. Biz 13 melek yatırımcı beraber kurduk. Melek olmayan 38 ortağız esasında. Ve full demokratik bir yapı kurmaya çalışıyoruz. Ülkemizde nasıl becereceğiz bu işi bilmiyorum. Ama kimsenin sultanlığı olmayacak bir yatırım kulübü havasındayız. Ben birey olarak özellikle incubation'a kafayı takmış durumdayım. O yüzden de işte bir mail'le tanıştık arkadaşlarla. Bu ikinci katılışım bu toplantıya. İTÜ'yle çok aktifiz. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve olabilen tüm üniversitelerle şey yapıyoruz. İlişki kuruyoruz. Şimdi burada susayım artık konudan çıkmayayım. Tamam, isterseniz siz de başlayabilirsiniz. Oradan mikrofonu vermeye devam edebiliriz. Şimdi ben projeleri dinlerken nelerle karşılaşıyorum? Yani yüksek yatırımdan çok neler beni çok taciz ediyor, rahatsız ediyor ya takılayım dedim. Çünkü arkadaşlar istediğiniz gibi konuşun dediler. Tabii siz bilirsiniz. Bazı rakamlar istenirken rakamın arka dayanağı hiç olmuyor. Bu rakamlar da yüksek oluyor, çok kolay söyleniyor. Çünkü gönülden geçen business planmış gibi sunuluyor. Olsa ben şu kadar 100 bin lira istiyorum. Bunun karşılığında ancak yüzde şu kadar veririm diyor arkadaşlar. Bu çok rahat hazmedilebilir bir bilgi değil. Artı girişimciyi yatırımcı önünde inanılmaz yıpratıyor. Onun için biz özellikle projeleri ilk sunumlarında
rakam söylenmemesi prensibine oturttuk. Önce bir kavramı tartışalım. Sonra rakamı, valuation'ı beraber bir hale getirelim. Çünkü Türkiye'de maalesef henüz success story'ler çok fazla yok. Bundan dolayı bir bu enteresanlık, yani, tamam çok fazla yüzde ben de almak istemiyorum zaten. Girişimcinin sıkışmaması için. Ondan sonra, ama hem yüzde vermek istemeyip hem çok para istemek ve bunu mantıklı bir baza oturtmadığınız zaman çok kaybediyorsunuz. Bir de çok kısa komik bir hikayeyi anlatacağım. O ne demek istediğimi bence çok gösterecek. ODTÜ Teknopark'ta olduğunu bildiğimiz bir firma. ODTÜ Teknokent'in web sitesinde 400 bin lira aradığı yazıyormuş. Arkadaş bizi gördü, 400 bin euro yatırım istiyorum dedi. Onlarla görüşen arkadaş dedi, ya sen dün 400 bindin nasıl oldu? Ya yanlışlık olmuş dedi. Yanlışlık 1'e 3 ve yatırımcının önünde 0 oy aldı çıktı. Tabii ona söylemedik de ama böyle herkes bir şey geçirdi, bunalım geçirdi. Çünkü orada gördü, bir de şeyi söyleyeceğim. Bu bence çok önemli. Ne parası arıyorsunuz? Yani bunu şöyle açayım. Smart money mi? Müteahhit parası mı? Smart money arıyorsanız iş başka. Money arıyorsanız hayat bambaşka. Sunumunuzu ona göre yapın. Oysa biz mesela hep demin de belirttim. Ben zamanımı da veriyorum. Oysa bunun karşılığında bir şey almak değil. Canı gönülden veriyorum. Bunu bir value'su var. Unutmamak lazım. Eğer şey istiyorsanız Ağoğlu'na gidin. Bir dolu müteahhit var. Onlarda para da var. Teknolojik bilmem ne yapıyorum deyin. Bir akraba falan sokarsanız belki alırsınız. Ama onlara anlatacağınız sunum farklı, bizlere farklı. Ben burada duruyorum. Çok teşekkürler. Vallahi ben de aynen kalıp ya aynı. Yani ben konuşsam bunları derdim. Daha ya bu olay budur yani kesinlikle Namık Bey'in dediği gibi. Ben size birkaç tane ufak istatistik vermek istiyorum. Daha önce de bunu söylemiştim. Startup Genome Report diye bir rapor var. Bu 650 civarında internet startup'ı, Silikon Vadisi'nden çıkmış internet startup'ında üzerinde yapılmış. Berkeley ve Stanford akademisyenleri var, çeşitli hızlandırıcılar katılmış. Güzel bir rapor. Hani bu yüzden size söylememin sebebi internette çok rahat bulabiliyorsunuz. Bu hani bedava, hani free bir rapor. Okumanızı çok tavsiye ederim. Güzel şeyler var içerisinde. Bu fazla para almakla ilgili, fazla yatırımla ilgili bir iki tane ufak şeyi var. Onları söylemek istiyorum. Şu ana kadar bu 650 tanesine baktıklarında şey çıkmış ortaya. Eğer bir girişim, yani girişim adayı, problem solution fitini, yani ürün veya hizmetiyle pazarın, sunacağı ürün ve hizmetin pazara uygunluğunu veya uyuşmasını daha tam ortaya çıkaramadıysa, genelde yatırımcılardan 2 ila 3 kat daha fazla para istemiş. Bu ortaya çıkmış. Bir de şey diyor, teknik ve iş kökenli ekipler, yani ekibin içerisinde hem teknik insan olan hem de iş, yani satış, daha işletme tarzı, daha sosyal bilimlerden gelen insanlardan olan teknik ekipler yatırımcılardan %30 daha fazla para almış. Bu işin hani benzer şeyler bizde de oluyor. Ben bunları okuduktan sonra her zaman şey düşünüyorum. Bizim yaptığımız yatırımları, benim Galata dışında yaptığım yatırımları ve dinlediğim projeleri düşünüyorum. Gerçek anlamda problem solution fit'e ulaşmış olan, yani 5 senedir 2200 tane dinlemişimdir, 10 taneye vardır ya yoktur. Genelde zaten bir de şey sıkıntısı var. Hani parayı istiyor girişimciler ama nasıl harcayacaklarını bilmiyorlar. Yani para harcama nasıl olur, nereye ne gider? Hiçbir fikri yok. Bu esasında hani kötü bir şey değil. Amerika'da da benzer şeyler yaşanıyor. Bütçe yönetimi konusunda çok yardımcı olabilecek, ekibe gelebilecek girişimciler olmayabiliyor ama biraz daha altyapıları sağlam olabiliyor. Biraz daha belki okuyorlar veya mentorlarına daha çok danışabiliyorlar. Benim bazı girişimlerde özellikle iyi üniversitelerden mezun girişimci adaylarında rastladığım şey bir kararlar alıyor. Sonra ama yani gerçekten garip kararlar. Yani bu nasıl diyeyim işte bir
yeni birisi almak veya diyorum internette biraz daha para vermek değil de bambaşka bir kafasına göre kanal açayım istiyor. Ve mentoruna hiçbir şekilde veya yatırım yapan kişilere bunu hiç danışmıyor. Bize danışmasının sebebi hani biz ona şöyle yap böyle yapma kesinlikle diyeceğimizden dolayı değil ama bir fikir verme açısından. Ve özellikle iyi üniversitelerden olanlar şöyle bir şeyle çok geliyorlar. Niye size soralım ki? Yani ne alaka? Biz biliyoruz zaten. E kardeşim biliyorsan git paranı da bulsaydın o zaman bana ne geldin? Ama böyle insanlarla yani Türkiye'nin biraz da belki şeyinden hani üniversite iyi üniversitede biraz daha şey diyorlar belki daha hani siz buranın mezunusunuz süpersiniz yaparsınız her şeyi mi diyorlar bilmiyorum. Böyle şeyler rastlıyoruz. Biraz daha mentorlarınızla veya yatırımcılarınızla daha birebir konuşma içerisinde olmak, akıllı parayı sonuna kadar kullanmanız bu açıdan önemli. Teşekkürler Ömer Bey. Ben de öncelikle dezavantajlarından bahsetmeden önce biraz biz nasıl yatırım topladık onu ondan bahsedeyim. Çünkü genelde ne kadar yatırım toplayacağız sadece girişimcinin kontrolünde olan bir şey değil. Girişimci kendi kafasındaki değerlemeyi belirtebiliyor. Ne kadar yatırım alabileceği o bulunduğu ekosistemin ve pazarın ve yatırımcıların durumuna göre ortaya çıkıyor. Mesela örneğin Türkiye'de çok iyi bir durumda değil yatırımcı ekosistemi. Ondan dolayı yatırıma ulaşmak oldukça zor oluyor. Mesela biz 2011 Ağustos ayında kurulmuştuk. İşte çok hızlı büyüdük. Yani ilk açıldığımız gün 50 bin üye gelmişti mesela. Sonra birkaç ay içinde 100 bin üyeye ulaştık. Çok hızlı büyüdük. İşte biz de çeşitli Türkiye'deki etkinliklerde sunum yaptık. Bunlardan mesela ilk gelen soru hani nasıl para kazanacaksınız ya da ne kadar para kazanıyorsunuz? Oysa bizim durumda daha o değildi yani. Karlılık çok sonra gelecek bir aşama. Bizim büyümeye odaklanmamız lazımdı. Onu anlatmak biraz zor oldu. Bir işte E-Tohum bizimle ilgilendi. E-Tohum'a Burak Büyükdemir sağ olsun çok hızlı bir şekilde katıldık. O aşamalardan geçtik. Onlar bir çekirdek yatırım yaptılar. Sonra ufak bir bütçeyle işte kendimiz mecburen reklam almak zorunda kaldık. Mesela normalde o aşamadaki bir girişimin reklam koymaması lazım büyümeyi maksimize etmesi için. İşte daha sonra İstanbul'da Startup İstanbul isimli E-Tohum'un etkinliği vardı. Oraya Amerika'daki 500 Startups'ın kurucusu Dave McCullough jüri olarak katılmıştı. Kendisi oranın en bilinen yatırımcılarından birisidir. İşte orada sahneye de sunum yaptık. Dave McCullough orada bizi görünce beğendi. İşte hemen buradan sonra görüşelim dedi. Kartını verdi. Biz de şaşırdık yani çünkü Türkiye'de yani 2 yıl geçmişti. Hiç ilgi görememiştik yatırımcılardan. O da tamam görüşelim dedik. İşte sonra bir nasıl haberleşelim? O da işte akşam uçağım var Dubai'ye gidiyorum. Bana bir SMS atın görüşelim dedik. İşte SMS attık. Sonra dedi otele gelin buradan işte çıkmadan uçağa gitmeden yolda konuşuruz filan dedi. Biz de gittik bir de onun bir anısı vardı onu biliyorduk işte bu havaalanında mahsur kalmış tweet atmış işte beni şehre kim götürebilir diye. Birisi de götürmüş o yolda da fikrini anlatmış bu da onlara yatırım yapmıştı hemen. Onu bildiğimiz için biz de şeyi teklif ettik şimdi İstanbul trafiği de kötüdür sizi havaalanına biz bırakalım isterseniz diye. O da bırakır mısınız dedi, bırakırız dedi. Tamam dedik işte benim diğer ortağım CTO'muz sürücü koltuğuna geçti. Ben arkada Dave'le oturdum. İşte o hemen çok hızlı bir şekilde Amerika'daki ekibe söylemiş. Bizim tüm istatistikleri falan çıkarmışlar. Telefondan okuyor işte şu şöyleymiş, bu böyleymiş. Şunun hakkında ne düşünüyorsunuz falan diye. Çok hızlı bir şekilde hepsini sordu, konuştu falan. İşte en son geldik havaalanına. Sonra bize şey dedi işte bir sonraki accelerator'ımızın başlamasına işte 2 hafta var katılmak ister misiniz falan dedi. Biz de isteriz işte nasıl başvuracağız falan diye sordum. O da yok istiyorsanız ben hemen mail atacağım size gerekenler gelecek dedi. İyi tamam dedik biz de hemen bir mail attı işte oradaki ekibe çok hızlı bir şekilde. 15 dakika geçmedi bize yatırım evrakları geldi hemen. Üstelik İşlem de çok basit. İnternet üstünden imza alıyorsunuz, para direkt hesabınıza geliyor. Bu kadar hızlar tüm aşamaları tamamlamışlar. İlk aşama yatırımları 100 bin dolar yapıyorlar.
işte değerlemeyi falan konuştuk yolda kısaca. O değerleme üstünden geldi evraklar. Sonra işte hızlı bir şekilde tabii Amerika'da şirketimiz yok. Şirketimizin olması gerekiyordu. Onları tamamladık. Şirket de Amerika'da internet üstünden kuruluyormuş. Çok basit bir şekilde onu da orada tamamladık. Sonra işte onların accelerator'larına katıldık. Bu sefer hemen birkaç gün geçti. Türk yatırımcılardan bize tekrar bir ilgi gelmeye başladı. Biz işte hedefimizde yani 300 bin dolar toplayalım demiştik. O kadar yoğun bir ilgi geldi ki ilk round'ı biz 500 bin dolarla zar zor kapattık. Hala yatırım yapmak isteyenler vardı. Yani şey çok etkili oluyor kesinlikle. Yani bir Türk yatırımcılar birazcık kararsız çok kalıyorlar. Ama böyle bir Amerika'dan ilgi geldiğinde çok hızlı bir şekilde o round tamamlandı. Daha sonra işte hatta oradakiler şaşırdı yani bu Türkler neymiş böyle burada. Oradaki bizim diğer şirketlerden ilk yatırım turunu kapatan biz olduk 500 Startups'a giren. Çok hızlı bir şekilde tamamlandı. İşte dediğim gibi yani biz çok yatırım alıp almamak girişimcinin elinde olmuyor. O anki durumlara, koşullara çok bağlı bir şey. Yani sizin tek en kontrol edebildiğiniz şey hangi değerlemeden hisse vermek istediğiniz. İşte daha sonra mesela Amerika'daki büyümemiz de iyi oldu, hızlandı. Bir round daha başlattık. Onda değerlememiz iki katına çıktı. Oradan da bir 300 bin dolar daha yatırım topladık. Şimdi onu kapattık. Şimdi bunu büyümeye kullanıyoruz ama bizim avantajımız işte ilk başta yatırımsız olduğumuz için çok her şey kuruşu kuruşuna hesaplı olduğu için zaten karlı durumdaydık ilk başta da. Şimdi bu yatırımla da bizim işte reklam kanallarını daha fazla büyütüp o karlılığımızı diğer ülkelere yaymayı yapıyoruz. Yani çok erken aşamada bir girişim, bir yatırım aldığında hesabını tutması zorlaşabilir. Hani fazladan, expense'leri çok fazla olabilir nasıl olsa yatırım rahatlığıyla. En önemli tehlike olarak onu görüyorum yani erken aşamada çok yatırım alınmasını. Çok teşekkür ederim Ozan Yerli'ye de. Ben de bir girişimci adayı olarak kendisine hayranıyım. Onu da ekleyeyim. Sizin ekleyeceğiniz bir şey yoksa soruları alalım. Tamam. Ya şimdi yatırımcıya ulaşmak kolay, yatırım almak zor. Amerika'da mesela Ozan almışsın 200 bin, 300 bin ne kadar? Ya Amerika ile burası ayrı bir şey. Amerika'daki 300 bin fındık fıstık. Yani burada birisi gelip çıksa ben 10 bin, 20 bin lira yatırım istiyorum dese o miktar Amerika için. Yani düşünmez bile oradakiler. Bir de senin işin de zor değildi ki. Senin o Bilkent'te o çıktığın zamanda Eril vardı. Synapse.com yatırım yaptık. Kemal Videoel öyle çıktı. Şimdi Chain Amerika'ya gitti. Sen şeydeydin. E-Tohum'a gittin. E-Tohum'dayken hatta ben ya istersen bak bize de gel Galata'ya da gel dedim. Sen yok abi gerek yok. Ya sen yok gerek yok ben burada mutluyum. Geldim işte E-Tohum'dayım, hayat güzel falan. Hani emin misin? Unut şey demiştim. Yok yok ben iyiyim, hiç gelmeme gerek yok. Yani yatırımcıyı at bir kenara it. Ondan sonra da yatırımcı yok de. Olmaz böyle bir şey. Ben bu tartışmaya girmeyeyim. Ben yoktum. Ya ben bir iki madde daha not almıştım. Onları da söyleyeyim de. Şimdi bir tane... Günümüzün en popüler şeyi ne? Yemek sepetinin aldığı yatırım değil mi? Sevindik de bence çok üzülmemiz gereken bir olay. Yemek sepetini alanlar onlardan 10 sene sonra kurulmuş, fikri de araklamış birileri. Kusura bakmasınlar ama realite bu. Bir bu boyutu çok üzücü. Çünkü Almanya'da bu iş çok hızlı ve güzel büyüdüğü için olsa gelip bizim göz bebeğimizi aldılar. İkincisi Nevzat Aydın'ın adını duymuşsunuzdur. Melih Ödemiş'i duymuşsunuzdur. Total içindeki yüzdeleri maalesef çok az kalmış. Yani herkes şu kadar milyon dolar yatırım aldı diyor. O arkadaşlar neyi aldı bence çok kritik. O yüzden yatırımcıya ne kadar yüzde verilecek o yolculukta çok kritik. Ben alan taraftayım ama az verin bize diyorum hep. Çünkü bu sefer bu bütün fikri girişimi hayatının bir parçası yapan kişiler o kadar az almamalı. Ben buna çok takılmaya başladım. Dengelerin doğru olması lazım. Bu girişimciliği en motive edecek konu bence bu. Ya ben o ilk rakamı duyunca çok mutlu oldum.
Ama 2-3 saat sonra medyadan görüşleri alınca ya keşke daha yüksekte kalabilselerdi. Çünkü çok iyi bir şeydi. Yok normal değil. Ben normal... Şey dediğiniz doğru da şey olarak normal esasında. Rule of thumb olarak şey yani şimdi melek yatırım roundu var. İşte A roundu, B roundu, C diyoruz. Ki Melihlerinki yemek sepeti biraz daha B roundda kalıyor ama denen her zaman şey, siz öyle bir hisseyi zamanında verin ki ilk melek yatırım sırasında B ve C'ye geldiğiniz zaman ki rakam esasında C rakamı gibi biraz yemek sepetin girişimcilerin toplamının elinde 10 ila 20 hisse kalsın. Şeyde 3 tane ortağın toplayınca 19,5 falana geliyor. Yani çok kötü bir şey değil. Sadece General'a ilk başta fazla vermişler. Bizim yatırım yaptığımız bir arkadaşlar geldiler. C'de 50'ye inmek dertleriydi. Bence yani 20'de kalmasınlar hocam. 40'da kalsınlar bari ki o rakamdan. Çünkü ben eminim o arkadaşlar o parayı yeniden bu sistemin içinde kullanacak kişiler. Yani girişimcilik bir ruh hali. Ona katılan o parayı kazanan çok daha bu ekosistemin içinde harcama şeyi var. Bence öyle oluyor. Doğalı bu. O yüzden de bir de bizim adamlarda daha çok kalsın ya. Benim dediğim o. O kadar basit. İstatistiği boş ver ya. Ben birazcık duygusal takılıyorum. Soruları alabiliriz şimdi. Evet arkada. Merhaba. Benim çok merak ettiğim bir soru var açıkçası. Hani bir girişimcide sizin olması gerektiğini düşündüğünüz ama bu bir lanet hem de nimet dediğiniz özellik var mı? Varsa nedir? Teşekkür ederim. Ben tekrar. Şöyle bir özellik olabilir. Yani girişimcinin özellikle yani ürünü ilk ortaya çıkaran kişinin çok fazla bir detay takıntısı olması gerekiyor aslında. Yani her şeyin en mükemmelini bulmaya çalışması gerekiyor. Ama bu da bir yandan şeye ters geliyor. Ürünü pazara sunmakta geciktiriyor. Bu ikisinin dengelenmesi çok önemli bence. Onun için yani hem yani öyle hazır olmayan bir ürünü de sunmamak lazım ama yine de hızlı davranarak olabilecek en iyi özellikleri ön plana çıkararak ürünün hazırlanmasına odaklanmak gerekiyor diyebilirim. Hani negatif olup da pozitif olarak alınabilecek tek belki bir şey hani kibir olabilir. Hani kibir nasıl diyeyim bu Zuckerberg'in kibri gibi veya Steve Jobs'ın kibri gibi ben en iyisini biliyorum dünyanın kralıyım. Benim yaptığım şey doğrudur deyip kafayı kırdırıp gitme olabilir de tabii bilmiyorlar ki öyle yani Steve Jobs gibi böyle 10 bin kişiden biri, 100 bin kişiden biri oluyor. Arka tarafta kafaları kırılmış bir sürü tipler kalıyor. Ama yani bir iyi ve kötü özellik olarak bunu verebilirim. Ha böyle birisine yatırım da yapmam o ayrı mesele. Ya bence ilk intiba çok önemli. O gözleri görmek istiyorum ben. O heyecanı görünce şey çok farklılaşıyor. Yani first impression is the best impression. Yani o ilk... Birine kıllandın mı oraya zaten 1 lira bile yatmaz oluyor. Ve böyle kıllar var. Çok var. Ondan sonra bunun artık... Evet adresleri de çok belli. Burada genellikle mesela Boğaziçi'liler çok riskli. Acayip bir gaza getiriyorlar herhalde okulda. Ondan sonra ben biliyorum diyor. Halbuki tipik bir Me Too projesi. Me Too projesine biz yatırım yapamayız. Çünkü kopya ya. Hiçbir inovasyon yok vesaire. Ve projelerin büyük çoğunluğu Me Too'dur Türkiye'de anlatılan projelerin. Me Too proje olmaması lazım. Ve ama o heyecanı da görmek lazım. O heyecan bir yandan da negatif olabilir. Fazla heyecanlı diyebilirsiniz. Ama o ilk intiba çok önemli. Başka soru? Şuradan da benim şöyle bir sorum olacak. Ben arkadaşımla hukukçuyuz biz. Ankara Hukuk Fakültesi'nden geliyoruz. Ben de eski bir elektrik elektronik mühendisi öğrencisiyim. Yaklaşık 4 sene falan okuyup bitirmeden bıraktım. Yalnız her zaman aklımda hep içimde hayalimde kaldı. Hani şu an en büyük gelişmeleri mühendisler yapıyor. Benim gördüğüm piyasadaki.
Ama diyorum ki biz mesela hukukçular olarak ya da sosyal alandaki insanlar olarak sizlerin ne gibi beklentilerini karşılayabiliriz? Yani bize bizden gelecek bir sizce size yönelik yatırım yapılabilecek bir şeyler olabilir mi? Bir hukukçu açısından mesela. Ya ben bir tek şey diyeceğim. Esasında bunun sosyal bilimler, mühendislik falan diye kategorize etmemek lazım. Bir dolu tıp kökenli kişiden de ben çok güzel bir proje dinledim. Eczacılık tıp kökenli kişilerden. Ondan sonra burada bence en ilk hızlı verebileceğim cevap matematik konusu. Yani sosyal bilimler biraz matematikten uzaktır benim genel gözlemim. Ama anlatılan projenin matematiğinin olması lazım. Arkasındaki bir modelin hem matematiksel olarak olması lazım. Bu olduktan sonra bence kökenin ne olduğu önemli değil. Aksine biraz farklı renklerden, farklı boyutlardan proje gelmesi daha da ilgi çekiyor diyebilirim. Esasında hukukçu olarak, hukukçuluk olarak şey diyebilirim ben. Amerika bu olayda inovasyon vesaire melek yatırma olaylarında fersah fersah ileride. Ben bunu Amerika'da okudum, çok Amerikancı, bayılıyorum ölüyorum diye değil. Adamlar gel Avrupa'nın da çok çok ilerisinde. Ve Amerika'daki son 4-5 sene de mevcut olan şöyle bir trend var. Eskiden bütün girişimcilik kulüpleri mühendislik fakültelerine yakın veya mühendislik fakültelerinin öğrencilerini çekecek şekilde konumlanırdı. Şimdi onu değiştiriyorlar. Mesela Boulder, Colorado'daki üniversite hatırlamıyorum da Colorado muydu? Neyse. Mesela orada girişimcilik kulübü hukuk fakültesinin içinde kurulmuş ve hukuk fakültesinin profesörleri hepsi zaten şeyden gelen, akademik kariyerden değil de iş dünyasından gelen insanlar. Bunlar sürüklüyor. Şimdi bunun esprisi ne? Teknik ekip olduğu zaman, mühendis ekip olduğu zaman esasında tek yönlü. Burada değişik bilimlerden, değişik backgroundlarda insanların gelmesi, yani hukukçu olarak sen geleceksin, endüstri tasarımcısı gelecek, atıyorum arkeolog da gelebilir de. Yani herkes gelebilir kısacası. Ve bunların birleşim fikirlerini bir karıştırmaları lazım ki o zaman diyecek ki mesela sizin bir fikriniz var, ben şöyle bir şey tasarladım ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Aranızda makine mühendisi çıkacak. Diyecek abi ben yaparım ya, bu benim için sorun değil. Ötekisi çıkacak diyecek ya hukuki altyapısını bunu iyi yapalım da yok IPC'miş, patentiymiş falan zorlanmayalım. Ve bu bir şekilde böyle sinerji oluşturacaksınız ve inovasyon da zaten buradan çıkıyor. Bilmiyorum cevap oldu mu? Ben de şey diyebilirim. Kurucunun mesleği çok önemli değil aslında ama etrafına iyi bir ekip kurmuşsa o yeterli olacaktır. Zaten bir yatırımcının karşısına çıkmadan önce de ürünün bir prototipinin olması lazım mutlaka. Onun için de yani çevrenizden ürünü gerçekleştirebilecek birkaç kişi fikre ikna edip üstünde çalıştırıp yani mutlaka ekipte mühendis de olması gerekecek, hukukçu da olması gerekecek. O iyi bir ekip kurulabilmişse bence asıl kurucuların mesleği hiçbir önemi yok. Ama yani ille bir ürünün ortaya çıkmış olması lazım. Bir de ekibin kurulmuş olması şeyi de gösteriyor. Yani o fikre birilerini ikna edebilmişsin. Çünkü genelde yatırımcının bakacağı şey hani ekipte görürse iyi bir mühendis işte başka maaşlı bir şirkette işi bırakıp sizin ekibinize gelmiş. Demek ki o fikirde önemli bir inandırıcılık olduğunu görüyor. Ondan iyi bir ekip kurulması önemli. Ben de startup organizasyonun ekibi üyesi olarak bir ekleme yapayım. Bizim 20 Aralık'taki zirvemize DentNote diye bir proje katılmıştı. Ekip dişçilerden oluşuyordu. Başka soru varsa çağırma. Sadece
Yani kısaca ne düşündüğümü söyleyeyim. Yani bu durum çok mantıksız değil aslında. Şöyle bir şey var. Şimdi sadece Türkiye'de kalsaydık, sadece Türk yatırımcılar olsaydı biraz da sınırlanmış oluyor. Şimdi biz 500 Startups'ın network'ünden de faydalanıp Silikon Vadisi'ne girme olanağı bulmuş olduk. Bu tabii mutlaka ilgi çekiyor. Onun dışında Türkiye'de kalsak yine yatırımcılara biz bir exit stratejisi de sunamıyorduk. Hani Türkiye'de yani büyüyebiliriz, bir numara sosyal ağ olabiliriz ama yatırımcıların paralarını kurtarması için exit yapabileceği daha büyük bir şey yok Türkiye'de. Ama şimdi 500 Startups olunca artık onların network'ünde zaten Facebook da var, Google Ventures da var, hepsi tüm oradaki büyük firmalar var. Biz yatırımcılarımıza bir exit stratejisi de çizebiliyoruz. İşte şu aşamada ikinci round alınacak, şu aşamada üçüncü round, şu aşamada şu şirketler potansiyel olarak bizi acquire edebilirler şeklinde bir strateji çizebiliyoruz. Bu da yatırım kararlarına daha kolaylık sağlıyor diye düşünüyorum. Biz Ozan'a hani sunum yap demiştik. Hani yatırım yapma kısmı önce sunum yapması lazım. Sunum yapmak istemedi. İkincisi zaten şu anda biz şeylere bu nasıl diyeyim yaptığımız bütün yatırımlara ki muhtemelen TR Angels da benzer düşünceleri vardır. Zaten Türkiye'nin dışına açılabilecek projelere yapıyoruz. Türkiye'de yani bir Türkiye'nin laneti var. Türkiye belirli bir seviyeye geleceğiniz kadar büyük ama dişi tırnağı yani bir etlenmeyecek kadar da küçük bir yer. O yüzden hep büyüyecek projelere, şeyi atılacak projelere bakıyoruz ki zaten şu anda bizim 16 projemiz var. 5 veya 6 zaten yurt dışına açılmış durumda ve büyüyorlar. Yurt dışına çıktığın zaman, Avrupa'ya çıktığın zaman Türkiye'deki değerlemeniz 6'ya katlanıyor. Amerika'ya çıktığın zaman da 12'ye katlanıyor. Çünkü bambaşka bir dünya. Bir futbol analojisi vereceğim, nefret ediyorlar ama dayanamıyorum. Yani Türkiye işte PTT birincilik veya işte artık ikincilik neyse. İşte Avrupa işte Süper Lig, Amerika'da Şampiyonlar Ligi. Yani Şampiyonlar Ligi'ne oynayınca herkes sizi bakıyor. Aa neymiş diyor ya bu kadar. Olay basit esasında. Biz yapmıyoruz, biz yok kötüyüz, yetersiziz falan değil. Sadece oluyor. Olduğu zaman öteki tarafa çıkarıyoruz. Ama öteki tarafa çıkarmak için de bir şey lazım. Çünkü daha büyük rekabetle uğraşıyorsun. Daha büyük oyuncular var. Bir sürü bir şey var. Yani bize gelen girişim sunum yapmayı bilmeyen, konuşmayı bilmeyen, nasıl anlatacağını bilmeyen, KPI'larını bilmeyen bir sürü insan var. Oturup bunları eğitmeye, öğretmeye çalışıyorsunuz ve bir anda da işi götürmeye çalışıyorsunuz. Yani biz kötüysek, yani kusura bakmayın, yani siz de süper değilsiniz o zaman. Yani biz iyiysek siz de iyisiniz. Bu yani karşılıklı bir şey. Biraz acı oldu ama kusura bakmayın. Kötüyüz mü diyelim? Demiyorum canım. Kötü, kimse kötü değil. Esasında herkes bir learning curve'ün içinde. Ondan sonra ama şeyi unutmayalım. Türkiye'de kapital yok ki. Yani Türkiye'nin geneline baktığınızda kapital yok zaten. Yani Türkiye pazarı zaten çok ufak. Doğru. Projelerin hepsi dışarı gitmeyi hayal ediyor. Vesaire ama yani Türkiye'de zaten kapital yok. O yüzden bizim paramız çok değerli. Yani yatırımcı artı yatırımcı konumunda benim şimdiye kadar tanıştığım insanların %50'sinden çoğu yeni dünyanın çok da farkında değil. Ve yaşlı. Yaşlı diyorum çünkü bence 30-35'in üstündeki bizler yeni dünyayı Merihli gibi görebiliyoruz. Yani bunu algılayamıyoruz. Bunu ülkemizin güzel güzide bankalarının birinin genel müdür yardımcısına söyledik. Adam çok bozuldu. Çünkü bütün ekibi şeydi. Dedik 35 yaşın üstü dinozor. Gençler olması lazım. Onlar yeni dünyayı tanımlıyor. Ondan sonra filan falan oldular lacivert ceketlerin içinde ama hayatın gerçeği bu. Bu tip projeler çıktığında da anormal skeptik bakıyorlar. Çok acayip sorular soruyorlar. Yani 3 yıllık stratejik plan isteyenler tanıyorum. Tamam yani neyin 3 yılı ya? O an sonra ve bana mesela çok gıcık olan melek yatırımcılar var. Diyorlar bütçe olmalı her ay takip etmeyiz. Ya diyorum bak fikir satıyor arkadaşlar. Gelecek ay neyi satabileceği iyi niyeti dışında olmaz. Ben sıfır parayla şirketimi kurdum. Hiçbir zaman bütçe yapmadım. Çünkü ben 24 saat yaşıyordum zaten. Kimden alacağım var, kime borcum var biliyordum her zaman. Ama kurumsalda çalışmışlar özellikle böyle vadeli planlar, bütçeler, Excel sheetler ya o bir palavra ya o bir satış şeyi, enstrümanı. Böyle gideceğiz bunu hayal ediyoruzun süslenmiş ama tabii ki orada şeyi görüyorsunuz mantık ne var arkada.
Şimdi o yüzden de muhtemelen arkadaş ilk anlattığı zaman herkes yani kaç kişi ne kadar anlamıştır merak ederim. Ama belki de o anlatamadı. Şimdi ben Ömer Bey'e de hak veriyorum. Hiç kimse şey değil. Yani bu Türkiye'nin realitesi bu. İnşallah orada da ilerleriz. Teşekkürler. Arkadaşlarım uyarıyor. Konuklarımızı da fazla yormayalım. Girişimciler de gelecek birazdan. Panelimiz orada bitiriyoruz.